Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Bugün endekslerde motivasyon yüksek. Muhtemelen dün kaybeden yatırımcılar varsa ekran başında olumlu. Sabahları Twitter'dan birçok haber paylaşıyorum ama son dönemde yılbaşından bu yana çok olumlu haber paylaşmak pek de nasip olmuyor. Hani olsa paylaşacağız biliyorsunuz ama hatta size soruyorum olumlu haber var da ben mi gözden kaçırdım diye. Bu yıl sanki de böyle 2 ayı, 3 ayı koskoca bir yılı sıkıştırmışlar gibi. Ama bugün olumlu, peki geleceği konuşmak lazım. Ekonomilerde toparlanma umutları var mı? Virüs çok mu abartılıyor ve piyasalarda ikili şok dediğimiz risk var mı? Anadolu Ajansı'nın haberine dayanarak diyelim ve Ekonomisel Platformu Başkanı Doktor Oğuz Demir stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii dün tam bir kara pazartesi yaşanmış oldu. S&P 500 tarihindeki ilk 20'ye girdi. Hani bakıldığında 20 tane gün var ve o 20'ye ikinci sıradan girmiş oldu. %7.6'lık kayıp gördük. En kötü kayıplar %20.5'te 1987 senesinde yaşanmış. 2008 senesinde de %9'luk kayıplar olduğunu söyleyelim. Birazdan grafiğimizde gelecek ekrana. Ne dersiniz bununla ilgili? Ya büyük bir panik var yani aslında işte üst üste gelen uluslararası kuruluşların yaptığı büyümeyle ilgili endişeler var. Para politikası çözümleri ya da işte para politikası değişimlerinin çözüm üretmediğine inananlar var. İşte çok ciddi bir salgın var. Hı. Yani büyümeyle ilgili endişelerin olduğu dönemlerde ister istemez piyasalarda sallanıyor. Tabii yani bu hani bir günde olacak bir şey değil. Yani büyüme endişeleri böyle bir güne sıkıştırılabilecek bir şey değil. Ama dönüp baktığımızda şöyle bir gerçeklik var ki çok fena bir şekilde yatırımcı önümüzdeki döneme ilişkin endişeler içerisinde. Evet. Dolayısıyla bu endişeyi paniğe dönüştürdüğünde işte böyle günler yaşıyoruz. Aslında bu bir şekilde %7.6'lık düşüş S&P'de belki bir günlük bir düşüş ama geçtiğimiz haftayı da hatırlayalım. Öyle değil mi? Yani toplamda baktığımızda çok ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Yani işte bütün borsalar şu anda çakılmış durumda. Hı-hı. Aslında bize şunun mesajını veriyor. Yani borsa başlı başına bugünkü finansallaşma ortamında bir gösterge değil. Yani evet herkes onu takip ediyor vesaire ama yani ekonomik gelişmeler açısından şu yatırımcının bakış açısını bir sonraki aşamada ne hissettiğine ilişkin bize önemli mesajlar veriyor ve düşüşler bu şekilde üst üste büyük hacimli olmaya başladığında şunu anlıyoruz ki aslında o iki senedir çok konuşulan resesyon beklentisi, durgunluk beklentisi hem Amerika'da hem dünyada birçok ekonomide yani yanımıza kadar gelmiş ve bunun da aslında en temel nedeni koronavirüs olmuş. Yani bir gerekçeye ihtiyaç vardı ve aslında bu tip durumlarda hep şunu gözlemliyoruz. Yani salgın hastalıklar ortaya çıktığında asıl mesele hastalığa yakalandıktan sonraki mesele değil. Yakalanmadan önceki panik. Yani işte tedavilerin olduğunu biliyoruz. Evet özellikle 60 yaş üstü için ölümcül çok daha yüksek ölüm oranları var ama yani ekonomide bu kadar ekonomiye yansımasının temel nedeni o salgın öncesi yakalanırım paniği ve işte bütün mobilite durmuş durumda, hareketlilik durmuş durumda. Hocam şunu sormak isterim. Yani şimdi bu tablo buradan net bir şekilde görüyoruz. 2008 krizinde de %8.8 ama bu daha çok o finansal ve bankacılık sisteminden kaynaklı, türe piyasalardan kaynaklı bir riskti. Şu anda genel gördüğümüz tablo finansal piyasalarda %8.8'lik düşüşten sonra bu krizin yani şu anda yaşamış olduğumuz sürecin diğer dönemlerden farkı var mı? Yani burada daha mı fazla mı belirsizlik var? Finansal piyasalarda olunca siz hocalar olarak çok daha rahat mı hasar tespiti yapabiliyorsunuz? Yani bence buradakinden daha ötesi buradan sonrasıyla ilgili sorunlarımız var. Hmm. Yani şu an işte 2008'de de yaşadık bu krizi. Ne yaptı? İşte bir süre bir şok yaşandı. O şokun üstüne işte merkez bankaları, işte hükümetler ya canlandırma paketleriyle ya da faiz indirimleriyle müdahale ettiler. Şimdi buradaki sorun şu zaten... işte sabahtan beri her yerde bu konuşuluyor. Birkaç gündür, belki bir iki haftadır bu konuşuluyor. Şu an para politikasıyla ya da finansal ölçeklerle müdahalenin etkisi çok azalmış durumda. Yani dolayısıyla bir sonraki süreç, yani buradan nasıl çıkacağız sorusu bence burada asıl sorun. Çünkü çıktığımızda eninde sonunda bu da bitecek. Yani şunu söylemekte de fayda var. Yani bir anda çok büyük bir moral bozukluğu var piyasalar açısından. İşte çözümü olmayan, dün İtalya olduğu gibi ülkece karantinaya aldılar. Bütün serbest dolaşım durdu. İşte dün Almanya'dan ilk ölümü
ölümün haberi geldi. Yani böyle moral bozucu bir ortamın içerisinde eninde sonunda çıkacağız. Yani ya aşısı bulunacak 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, benim az önce söylediğim o salgının bulaşma korkusu ortadan kalktığında karşı karşıya kalacağımız tablo asıl beni endişelendiriyor. Evet. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın işte başta olmak üzere bugün işte Avrupa'dan, Kanada'dan, Japonya'dan her yerden negatif faize doğru gidiş haberleri. İşte faizlerin sıfıra yeniden dönme haberleri konuşuluyor ama 2008'de bu yapıldığında bu kadar şişkin Merkez Bankası bilançoları yoktu. Yani bugün çok şişkin Merkez Bankası bilançoları, bilanço küçültmeye çalışıyordu biliyorsunuz, çok değil bundan bir sene önce. Yani böyle bir ortamda yeniden bilançoların büyümesi, ortada gezinen paranın geri nasıl çekileceği, yani bütün bunlar bence şu koronadan sonra, bunu atlattıktan sonraki süreçte hepimizin en çok tartışacağı konu olacak. Şimdi tabii hocam ekonomide ikiz çok endişesini birazdan tartışacağız. Anadolu Ajansı'nda vardı bu haber. İşte sevgili Belgin Yakışan Mutlu, Bahattin Gönültaş'ın haberi, onların demeklerine sağlık. Ama öncesinde biz zaten Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'yla bu Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminde konuşma fırsatım olmuştu. Stagflasyon sürecinden bahsetmişti. Bu süreçte hem arz hem de talep noktasında bazı dengesizliklerin hem enflasyonun yükselmesi hem de durgunluğun beraberinde getirebilecek yeni bir risk olarak konuşmuş oldu. Ciddi bir arz şoku var yani. Evet. Şimdi hocam birkaç grafiğimiz var. 2 ve 3 numaralı grafiklerimizde sevgili yönetmenimiz Cavit'ten rica edelim. Bu tarafta tabii Donald Trump da birçok tweet de atıyor. Tweetleri de paylaşacağız ama Güney Kore'de vaka sayısı artıyor. İtalya'da da aynı şekilde öyle. 3 numaralı grafikte de Çin'de vaka sayısında bir stabilizasyon söz konusuyken hızı düşüyor. Aslında hızı düşüyor. Evet, yine bugün işte baktığımızda 17-19 ölümden bahsediyoruz maalesef. İşte vaka sayılarında Çin'de bir normalleşme var ama Çin'in dışındaki ülkelerde ise mavi alanla görüyoruz, hızlı bir artış var. Siz İtalya'dan da geldiniz. İtalya'da tüm ülke karantina altında. Giuseppe Conte vaktimiz yok dedi, alışkanlıklarımızı değiştirme vakti dedi. Bu tarz önlemler tüketici davranış kalıplarında olumsuz etkileniyor. Hükümetlerin böyle mi adım atması lazım, diğer türlü mü ekonomi açısından? Başka sizce? Türlü şu anda kontrol edemiyorlar. Yani şu an ekonomi aslında bir anlamda ikinci sırada. Şimdi İtalya'da ölüm haberleri geliyor, işte vaka sayısı artıyor. Şimdi bu gösterdiğiniz grafiğin altında bir not var. Diyor ki Çin yetkilileri 13 Şubat'ta bu tahmin yöntemini değiştirdi diyor. Yani şimdi Çin'le ilgili meselede bir sürü spekülasyon var. Oralara çok girmek istemiyorum ama bu işi kontrol altına eğer alabildiyse de alabilen bir yer varsa Çin, o da ne yaptı? İşte başta Wuhan bölgesi olmak üzere işte virüsün çıktığı yerleri karantina altına aldı. Yani yayılmasını önlemenin tek yolu bu. Bugün az önce söylediğim o uluslararası ya da ulusal hareketlilikler tamamen durmuş durumda. İnsanlar bırakın ülkeden ülkeye gitmeyi, şehirden şehire gitmeyi, bir mahalleden başka bir mahalleye İtalya'da gitmiyorlar şu an. Yani otobüsler boş, işte metrolar boş, herkes birbirinden çekinir durumda. Dolayısıyla yani bütün bu ortamın içerisinde ekonomi biraz, yani biz evet büyük bir şoku yaşadık son bir haftadır ama öte taraftan şunu unutmamamız gerekiyor. Yani burada ekonomi ikincil. Yani burada asıl kontrol altına alınması gereken şey bir an evvel virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması lazım. İkincisi de eğer başarılı biliniyorsa işte aşısının bulunması lazım. Dün Dünya Ekonomi Forumu'nun yayınladığı bir doküman vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yani koronayla ilgili yani en azından daha umutlu olmamızı gerektiren 7 şey demişti. Bunların başında da şu vardı. 1991 yılında HIV yani AIDS virüsü ilk çıktığında virüsün tanımlanma süreci 1,5 yıl sürmüş. Ki halde aşısı yok hocam. Evet, evet. Yani ama yine biz izleyicimizde mesela yapıyorlar. Şey diyor hocam, onunla ilgili çok özür diliyorum, sözünüzü balla kesiyorum. Metin Bey demiş ki virüs aşısının bulunabileceğini kim garanti ediyor? AIDS'e bulunabildi mi diyor. Tamam, bulunamadı ama AIDS'in teşhisi ve virüsün ortaya çıkarılması 1,5 yıl aldı. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi koronavirüs, yeni tip koronavirüs diyorlar biliyorsunuz. Bu virüsün teşhisi sadece bir hafta sürdü. Yani bir hafta içerisinde. Şu ana kadar yayınlanmış koronavirüsle ilgili 700'e yakın akademik makale var. Yani bu özellikle tıp tarafında çalışan ve onlarcası da şeyde, aşının prototipleri konuşuluyor. Yani bulunacak diye bir kural, elbette hani bunu bilemeyiz. Bunu bu alanda çalışan bilim insanları daha iyi bilirler ama göstergeler var elimizde dönüp baktığımızda. Ama bu virüs... Çok
çok daha ileri bir teknoloji dönemindeyiz. Yani 1990'lı yıllarda HIV'nin ilk çıktığı dönemden bugün HIV vakaları bir hayli kontrol altına alınmış durumda. Alındı ama bu virüs hocam sosyal hayatı çok fazla etkiliyor. Yani dokunarak, öksürerek, aksırarak geçtiği için bulaşma korkusu. Hani AIDS'te cinsel yolla geçme olabiliyor ama bu tarafta hani direkt nefes aksırdığınız zaman bile karşı tarafa bulaştırma riski olduğu için sanırım tedirgin eden nokta bu. Tabii ki şu anda bir de şöyle bir şey var. Yani aslında baktığımızda dedim ya hastalığı kapana kadar bir panik var. Yoksa kaptıktan sonra zaten tedavisi şu anda mümkün. Bir sürü de tedavi olmuş vaka var. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. İtalya'daki paniğin bir temel nedeni var. Daha doğrusu iki temel neden söyleyebiliriz. Bir, İtalya'da sağlık sisteminde bir kapasite sorunu var. İki, yayılma hızı çok yüksek. Yani İtalyanlar şunu düşünüyorlar. Konuştuğunuz zaman birçoğu şunu söylüyor. Yani evet tedavi olunabilir bir hastalık. İşte nüfus yaşlı 60 yaş üstü için oldukça riskli ama 60 yaş altı kitle için bir tedavi olabilir bir hastalıktan bahsediyoruz ama İtalya'daki sağlık sisteminin kapasitesi bu yayılma hızına cevap verebilecek durumda değil. Ben tedavi olamayacağım diye korkan bir kitleden bahsediyoruz aslında. O zaman hocam bu sağlık sistemi şu anda bu virüsten dolayı insanların daha fazla işte hastaneye gitmesi sağlık sistemi şu anda mevcut durumu bunu engellemesi gerekiyor. Tabii bunu engellemesi gerekiyor. Değil mi? Bunu net şekilde görüyoruz. Hocam Donald Trump'ın birkaç tweet'i var. Aslında tabii Donald Trump manipülasyona çok yakın söylemlerde bulunuyor. Ama onun içerisinden ben bir bakış açısı getirmek için bunları paylaşıyorum. Bir tanesi de işte Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol fiyatları üzerinden şu anda mücadele verdiğini söyledi. Ve basını yine suçluyor. Birçok işte fake haber, yalan haber olduğunu söylüyor. Ve bu anlamda da borsaların düştüğünü söylüyor. İkinci tweetinde enteresan bir nokta diyor ki son diyor bir yılda diyor Amerika'da toplam 37 bin insan diyor hayatını kaybetti diyor gripten dolayı. Hı hı. Evet. Bunun diyor zaten ortalaması 27 bin ile 70 bin kişi arasında ölüm sayısı. Bundan dolayı diyor hayat diyor devam etmesi gerekiyor diyor. Ekonomi devam etmesi gerekiyor. Bu virüsün aslında çok abartıldığını söylüyor. Bunu bir düşünün diye de en sonunda da bir not paylaşmış. Diğer noktada da üçüncü bir noktada da şu tweet'i attı hocam. Good for the consumer diyor. Tüketici için güzel haber diyor. Benzin fiyatlarında ciddi bir düşüş var diyor. Şimdi ilk şeyi sormak isterim. Trump'ın yaptığı gibi hayat devam ediyor, ekonomi devam ediyor gibi mi davranmak lazım? Yoksa bu virüsü hafife almadan İtalya gibi çok böyle büyük bir karantinaya mı girmemiz gerekiyor? Trump'ın dediği gibi yapmadığı için İtalya bugün yaptığı için yani ciddiye almadığı için başta şu anda karantina altında. Zaten İtalya'da başta mı ciddiye almadı? Evet, İtalya'daki yani şimdi şöyle mesela biz belki de Türkiye gerçekten bu konuda çok iyi bir sınav veriyor. Yani hani eleştirdiğimiz noktalar oluyor zaman zaman çeşitli konularda vesaire ama bu koronavirüs meselesini hani henüz işte kimilerine göre işte teşhis edilmemiş vaka olabilir, koronavirüs Türkiye'de de olabilir. Hani spekülasyonları bir kenara bırakıp bakanın da dün açıkladığı üzere bu konuda Türkiye iyi bir sınav veriyor bir taraftan bakıldığında. Özellikle ama bunun nedeni ne? Şeffaf ve değil evet, mi? Sürekli ama şunu söyledi, dedi ki biz ilk gün itibariyle bu işi ciddiye aldık. Evet. Yani ve özellikle İtalya'yı, İran'ı bu işi ciddiye almamakla suçladı biliyorsunuz bakan. Onlar da ciddiye alsalardı bugün buralara gelmeyecekti bu iş dedi. Biz o dönem Çin'den Pekin hariç bütün uçuşları durdurduk biliyorsunuz. İlk yaptığımız işlerden biriydi. Bu aradan onu da iptal ettik Şubat sonunda. İtalyanlar bunu bu kadar ciddiye almadılar ve şu anda İtalya'da yapılan önemli tartışmalardan biri şu, özellikle hükümetin bu işi ciddiye başlangıçta almaması ile ilgili. Yani 3-5 bin Çinli turist daha fazla gelecek diye lüks tüketim yapacak diye, yapacak diye bu işi ciddiye almadınız ve bugün tüm İtalya'ya sarmış durumda bu ölümler. Yani evet. Hükümet çok ciddi sorumlu tutuluyor şu anda yapılan işlerden. Bir sağlık sisteminde az önce söylediğim o kapasite sorunu ile ilgili. Çünkü güney ve kuzey mesela bir diğer önemli sorun da şu. Kuzey ile güney arasında çok ciddi sistematik farklar var. Ben yani çok 10 seneye geçti Napoli'de okudum. Güneyin şartlarıyla, güneyde sunulabilen imkanlarla, kamu hizmetleriyle kuzey arasında dağlar kadar fark var. Kuzey zenginlik demek İtalya için. Güney tam tersi yoksulluk ama öte tarafa yani daha gelir düzeyi düşük, daha kamu hizmetlerinden az yararlanan ve sağlık hizmetleri bizdeki gibi merkezi verilmiyor İtalya'da. Bölgesel yani her bölge kendi bölgesi içerisinde
içerisinde bulunan hastanelerin kendisi yönetiminden sorumlu. Dolayısıyla o bütçeyi yerelde yöneten bir mekanizma var. Şimdi dolayısıyla hem finansal olarak yani bunu finanse edebilmek hem de zamanda yapılan yatırımlar açısından İtalya'da ciddi bir sistematik zaaf var. Mesela Almanya'da olsa bu kadar endişe yaratmayabilir. Çünkü en azından şunu bilir vatandaş, halk der ki ben hastalığa yakalansam da doğru düzgün bir tedavi alabileceğim. Hı hı. Şimdi Donald Trump'ın yaptığı belki hata burada bu. Yani Amerika'da hem mesela şu an en çok konuşulan konulardan biri Amerika'da koronavirüs testinin yaklaşık 3-4 bin dolara mal olduğundan bahsediliyor. Ciddi bir sigorta, sosyal güvenlik sistemi kapsamı sorunu var. İşte Obamacare'le bir miktar düzelttikleri ama Trump'tan sonra yeniden bozulan. Dolayısıyla hayatına normal devam edecek Amerikalı vatandaş 3 gün sonra hastalığa yakalandığı zaman o tedaviyi satın alabilecek durumda değil. Evet. Yani bizim en azından Avrupa'nın bir miktar Amerika'dan daha şanslı olduğu nokta bu. Çin'in belki bir miktar daha şanslı olduğu nokta bu. Çin biliyorsunuz neredeyse Wuhan'a 10 günde 15 günde hastaneler yaptı. Yani şimdi Amerika'nın da böyle bir gücü yok bir taraftan bakıldığında. Amerika'nın böyle bir sistemi yok, mekanizması yok. Dolayısıyla o kadar ciddiye alınmayacak bir şey değil. Amerika açısından bence bilakis Amerika'nın şu an daha ciddiye alması gerekiyor. Şimdi, o yüzden mi yani şimdi 8 milyar dolarlık bir biliyorsunuz işte koruma paketi ayırdı yani. Onlar da farkındalar. Bu sadece bir ülkenin cumhurbaşkanının kendi ya da başkanının işte ülkede yaşayan vatandaşları panikten uzak tutmaya çalışması. Kötü bir yöntemi. Kötü bir yöntemi. Şimdi baktığımızda bugün Asya kotasyonlarında işlemler tabii olumluya döndü ama ben işte sabah tweet attım. Hani günlük kazanç ve kayıplara aldanıp da işlem yapmamak lazım. Tabii ki uzun vade düşmek lazım. Şu anda bu yaşadığımız süreç birçok fırsat yaratacak. Örneğin virüs tehlikesi ortadan kalkınca, dünyada tekrar turizm canlanınca ulaştırma sektörünün evet. kalkacak sektörlerden birisi olması gibi. Ama şunu sormak isterim. Yani birçok akademisyen sizler gibi tartışıyor. Şu anda küresel ekonomide bir ikiz şok endişesi var deniliyor. Tarihte nadir görülür diyor. Bu anlamda hocam bakıldığı zaman da arz ve talep şokunun karşı karşıya kalınabileceği geleceğinden endişe ediliyor. Hem enflasyon yükselirken hem de faizlerin çok düşük seviyelerde kalması ama bir türlü büyümenin yakalanmaması. Böyle bir şok var mı birincisi? İkincisi Avrupa'nın birkaç hafta daha virüsle mücadele etmesi durumunda resesyona girebileceği söyleniyor. Avrupa ekonominin genelinin. Böyle bir risk görüyor musunuz siz? Bu işin ne kadar daha süreceği aslında burada önemli. Yani ne kadar daha biz bu meseleyi çözemeyeceğiz bütün dünya olarak. Çünkü burada şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir özellikle Çin'den tedarikin durması. İşte bu az önce söylediğim uluslararası hareketliliğin durması, uluslararası ticaretin yavaşlaması. Bütün bunlar aslında o az önce bahsettiğimiz arz şokunun altında arz şoku dediğimiz şeyler bunlar. Bunlar. Öte taraftan zaten canlanamayan bir talep var gelişmiş dünyada yani hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bir, arz şokundan kaynaklanan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağız çünkü üretim daralacak. Öte taraftan fiyat artışlarına rağmen talep olmayacağı için yani arzdan kaynaklanan bir enflasyon arz şokundan ama talep olmadığı için de büyük bir durgunlukla iç içe olacağız. Yani hem arzdan kaynaklanan hem talepten kaynaklanan. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde benim için mesele şu. Şu ana kadar stoklardan yani tedarik süreçlerinde firmalar stokları kullanmaya başladılar. Yani Çin'den bir şey tedarik edemediğiniz zaman elinizde tuttuğunuz işte hem ham madde açısından hem ara mamul açısından stoklarınız vardı. O stoğu kullanıyorsunuz şu anda. Ya da halihazırda işte tedarikçilerinizin stoğundan kullanıyorsunuz. Şimdi bu stokların konuşulduğu kadarıyla en azından özel sektörden aldığımız kadarıyla birkaç ay daha yani birkaç aylık bir süreci götürebilme şansı var. O üretim bandı en azından birkaç ay devam eder ama sonrasında ne olacak? İşte, o endişe. Eğer devam ederse bu süreç, o birkaç ayın ardından ne yapacağız asıl soru bu. Asıl yani birkaç ay daha bizi götürecek mermimiz var. Ama o tükendiğinde eğer hala biz korona meselesini çözememişsek, hala karantinalar devam ediyorsa, hala tüketici önüne gelen malzemede o malzemenin Çin'den gelmesi endişesiyle virüs taşıyabileceği endişesini taşıyorsa, öyle değil mi? Yani bunları da konuşuyoruz bir taraftan. O zaman işler tabii biraz daha
sıkıntılı olabilir. Yani şu an borsaların ya da işte piyasaların verdiği tepkiler bir anlamda işte panikle, şokla, büyümeme endişesi. Ama bunu biliyoruz. Yani bu hikayeyi işte 2008'de de gördük, daha öncesinde de gördük. Şu an bununla, bunun üzerinden bir tanımlama yapmak, yani sular durulduğunda bir bakmamız lazım. Şu an sular çok dalgalı. Dalgalı ve o hasar tespitini yapmak bir miktar daha zorlaşıyor. Hocam şimdi... burada tabii Fed'in 50 baz puanlık olağanüstü faiz indirimini konuşmuştuk. Sonrasında faizler 1.25 bandına kadar geldi ki şu anda piyasanın konuştuğu 0.25, 0.50 hatta nötr ve negatife doğru gelmesi de konuşuluyor. Şimdi birincisi ekonomide durgunluk ve resesyon ve stagflasyonu konuştuğumuz dönemlerde dünya düşük faiz ortamına giriyor. Bizim Merkez Bankası'nın korelasyonu Fed'e koyduğumuz zaman da aynı tabloyu görebiliriz. Bizde de muhtemelen düşük faizlerin devam edeceği yani bir alan yarattığı bir tablo oluyor. Şunu sormak isterim. New York Fed 100'den 150 milyar dolara çıkardı repo işlemlerini. Faizler sıfır seviyesine hızlı şekilde yaklaşıyor. Bu mudur çare? Bir cümleyle alabilir miyim hocam? Sadece şunu söylemek isterim. Yani şu anda faizler sıfıra dahi gitse, Amerikan tahvillerinde ya da işte Avrupa tahvillerinde getirinin eksiye gitmesi demek paranın güvenli yer olarak hala orayı seçiyor olması demek. Eksiye rağmen değil mi? İnsanlar oraya götürüyor. Ama yani biz şu an asıl mesele riskliliği ortadan kaldırabilmek. Yani bizim getiri şu an çok önemli değil. Dolayısıyla hani bizde bir faiz indirimi işte Amerikan Merkez Bankası'nı takip etmiş olmak çok ne anlam ifade edecek bilmiyorum. Çünkü bütün dünya şu an sizin ne olduğunuzdan bağımsız olarak amanın ben bir an evvel ülkeme ya da işte güvenli limana kendimi atayım diyor. Şimdi tabii dünyanın fabrikası Çin'de ciddi durgunluk belirtileri de var hocam. Burada grafikte çok net bir şekilde görebiliyoruz. Global finansal krizde bir resesyon olmuştu. Orada Çin büyümesi çok düştü. SARS'ın yayıldığı 2003 senesinde de yine aynı tabloyu çok net bir şekilde görüyoruz. Peki beklentiler ne yönde? Baktığımız zaman da GDP olarak da Çin'de çok ciddi bir daralma bekliyor piyasalar. 2,5'luğa kadar düşürüyor hocam çeyreklik büyüme rakamlarını. Bu tarafta da 2020'de düşen Çin'in büyümesi 2022'nin ikinci çeyreğinden sonra tekrar 6 patika oturması bekleniyor diyelim. Şimdi eğer ki bu mesele çözülürse. Çözülürse kesinlikle öyle hocam. Şimdi tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi dün petrolle ilgili yaşandı. Bir taraftan da dünyayı petrol vurdu diyelim. O tarafta herhalde Suudi Arabistan üzerinden Amerika Rusya ile hesaplaşıyor. Suudi Arabistan da Amerika'nın istediklerini bir şekilde yapmaya çalışan bir görüntü sunuyor. Ben dün bu grafiği de paylaşmış oldum. Dün en fazla petrol üreten ülke artık ABD 2010'dan sonra özellikle yapmış olduğu atılımlarla. Rusya ve Suudi Arabistan'da yatay. Bu taraftaki savaş devam eder mi? Rusya rezervlerim gayet yeterli dedi. Hatta 10 yıldan fazla sürede dayanabilirim dedi. Ama dün hemen döviz alımlarını durdurdu. Bir taraftan da böyle bir durum var. Ya şimdi burada en çok etkilenecek ülke Rusya. Yani ihracat gelirlerinin neredeyse %35'i işte petrolden gelen, kamu gelirlerinin %70'e yakını yine petrolden gelen bir ülkeden, petrol ve doğalgazdan gelen bir ülkeden bahsediyoruz. Ben tabii burada Amerika'da aslında bu fiyat düşüşünden çok, yani oradaki enerji lobisi nasıl bir strateji izleyecek? Şimdi Donald Trump bunu söylüyor, işte benzin fiyatları düşüyor diyor. Seçime doğru istediği, arzu ettiği bir ortam yaratılmış durumda. Çünkü Amerikalılar için benzin fiyatı çok önemli. Doğru. Yani biz işte burada belki toplu taşımayla birçok şeyi kullanırken Amerika'da herkes arabasıyla bir yere gidiyor. Dolayısıyla benzinin litre fiyatı, işte galon fiyatı onlar için çok önemli. Çok önemli. Şimdi Suudi Arabistan'ın da şunu da biliyoruz. Suudi Arabistan'ın da Amerika ile konuşmadan, Amerika ile danışmadan yani böyle sert bir operasyona girişebilmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla burada hani Rusya'ya bir oyun oynanıyor mu emin değilim. Ama bence Suudi Arabistan'ın son 2-3 senedir yaşadığı o kayıpları ve kayıplardan kaynaklanan bir sıkıntısı var. Şu an pazarını genişleterek durumu telafi etmeye çalışıyor. Bu hiçbir zaman çözüm olmadı. Yani dünyada hiçbir zaman böyle bu tip ikili rekabetlerin ne o rekabete giren ülkelere ne de o pazarlara, piyasalara şey olmadı. Dengede bir fiyat önemlidir. Şu an piyasa dengesinin çok ötesinde. Zaten düşecekti. Yani bu büyüme endişeleriyle zaten geri geliyordu. Zaten virüsten dolayı arz talep dengesi bozulması 50 doların altına gelmiş.
çıkmıştı zaten. Mesela 20 dolarlar telafisi ediliyor hocam. Goldman Sachs 30 dolara çekti çeyreklik olarak petrol Brent tahminini ama böyle giderse dedi 20 dolara da görebilir. Grafikte teknik anlamda görmüşüz. Yani teknik her şeyi mümkün olduğunu söyler ama siz böyle bir hesaplama yapmak mümkün değil herhalde değil mi? Yok şu an gerçekten aslında çok dedim ya çok dalgalı bir dönemdeyiz. Herhangi bir şeyde tahmin yapabilmek. Yani dün piyasalardaki şoktan sonra Dow Jones'un ya da Standard & Poor's'un düşeceğini tahmin ediyorsunuz ama şokun boyutunu artık tahmin edemiyorsunuz. Yani geldiğimiz yer o kadar dalgalı ki sadece trendi görebileceğimiz ama o trendin boyunun ya da işte yaşanacak değişim boyutunun ne olacağına karar veremediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Yani dünya ekonomisinde işler bir de biliyorsunuz yani rayına da gittiğinde evet. Petrolde bir canlanma, bir hareketlenme olur. Bir süre buraları görmeye devam edebiliriz. Burada kritik şey hep en başından beri bizi buraya getiren nedenlere bakmamız gerekiyor. Evet. Zaten petrolde aşağı doğru harekete neden olan bir durgunluk endişesi vardı. Koronadan kaynaklanan. Aslında koronadan kaynaklanan değil, uzun zamandır bir durgunluk endişesi vardı. Korona pimi çekti işte. Yani biz hep bunları konuşuyoruz. Şimdi piyasa o kötü beklentiyi satın alıyor. Yani evet. Yaptığı bu. Hocam 30 saniye gibi süremiz kaldı. Bir cümleyle işsizliği konuşalım. Beklentiniz de 13.4. En önemlisi istihdamla ilgili. Beklenti bakıldığı zaman işsizlikte 13.3. Evet 13.5 civarı bir beklenti duydum sabahtan. Yani belki bir miktar iyileşme görebiliriz. Çünkü rakamlar yıl sonu rakamları olacak. Yani şu ortamda bizde de çok, yani dünya için kötü olan bir şeyin bizim için iyi olma ihtimali yok. Hani böyle bir konuşuldu ama bir şey dünya için kötüyse dünyadaki herkes için kötü. Dolayısıyla durgunluktan bahsediyorsak durgunluk bizim için de var. Yani önümüzdeki dönem bizde de yavaşlama olacak. Ne kadar iyimserlik pompalanırsa pompalansın. Bunun da en büyük etkisi maalesef işsizlik tarafında görülüyor. Zaten ekonomide toparlanma ve dengelenme patikasının olduğu dönemde bile istihdam yaratamayan bir ekonomidik. Bu şimdi bir de böyle bir dönemde daha da sıkıntı var. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ekonomisel Platformu Başkanı Doktor Oğuz Demir ile konuştuk efendim. Bugün borsa yatırımcı için güzel bir gün olur inşallah diyelim. Çünkü borsalarda olumlu bir tablo var. Avrupa kazançları 5 puan üzerine çıkardı. Amerikan vadelilerde ise 4 puanın üzerinde artar olduğunu söyleyelim. Beklentileri alma zamanı. Beklenti raporuyla programımız devam ediyor. Müzik